Merhabalar, hoş geldiniz. Hira'nın örgülerine değerli örgücüler. Hira'nın örgüleri bugün size harika, çok kolay, çok hızlı ilerleyen güzel iki şiş ajurlu bir model yapacağız. Bu modelimizi yeleklerde, hırkalarda da kullanabilirsiniz. Ben modelim için şöyle 50 gramlık koton tarzı pamuklu bir ip kullandım. Tuhafiyeler de var. Yumuşak. Terletmez bir ip. 2 numara şiş kullanıyorum. Modelimin ilmek sayısı 3 artı 3 olarak hazırladım. Altına lastik örmüyorum. Şuradan küçük şişlerimi aldım. Hemen şöyle ilk sıramı bir diş haroşa örüyorum. Siz lastiğinizi örün, hazırlayın. Ardından benim yaptığım işlemi yapın. Ben lastik yerine bakın bir diş haroşa yapıyorum. Biraz daha model kendini göstersin diye lastik yaparak zamanınızı almak da istemiyorum. Lastiğinizi yapın. Benim şu anda yaptığımı lastik olarak kabul edin arkadaşlar. Hemen bu sıramı örüp düz geliyorum. İki şiş kolay ajurlu modelimizin şöyle temelini attık. Bundan sonrası öreceğimiz sıralar modele ait. Şimdi ön yüzüne geçiyorum. Hemen kenar ilmeğimi bu şekilde aldım. Tekrar bir sıra düz örüyorum. Bu düz ördüğüm sıra bizim modelimize ait. Ön yüzden bir sıra lastiğinizin üzerine yapacağınız işlem bu. Bir sıra düz örgü olarak örüp tamamlıyorum. Bir sıra düzümü ön yüzden tamamladım. Modelimizin birinci sırası. Modelimizin ikinci sırası zeminini hazırlıyoruz. Arka yüzü çevirdik arkadaşlar. Arka yüzden bütün ilmekler ters örgü olarak ör. Çok kolay. Her yaş grubunun örebileceği ajürlü yazlık yelek, süveter, bluz modelleri olarak da kullanabilirsiniz. Sıramı tamamlıyorum. Bütün bir sıramı ters örgü olarak ördüm. Modelimizin zemini hazır. Kenar ilmeğimi örmeden alıp ben dönerken örüyorum. Dönerken örersem bitirirken örmüyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi modelimizi kurmaya geçtik. Kenar ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Ya da iki tane ilmek kenar ilmeği için örelim arkadaşlar. Ardından bir doladım. İkisini birlikte ördüm. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. İkisini birlikte ördüm. Bir ilmek düz ördüm. İkinci model. İki tane düz ördüm. Bir doladım. İkisini birlikte ördüm. Bir düz ördüm. Bir doladım. İkisini birlikte ördüm. Bir düz ördüm. Doladım. Tekrar ikisini birlikte ördüm. Bir düz ilmek ördüm. Doladım. İkisini birlikte ördüm. Bir düz ilmek ördüm, doladım. İkisini birlikte ördüm. Bir düz ör, bir dola. İkisini birlikte ör. Bir düz, bir dola. İkisini birlikte ör. Birinci sıramız bu şekilde. İkisini bir ördüm, bir düz ördüm, bir dola. İkisini birlikte ör. Kenar ilmeklerim düz olarak örüp bitiriyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğimi de ördüm, bitirdim.
Şimdi arka yüze geçin. Arka yüzden de aynı işlemi yapacağız. Bakın iki ilmek yan yana. Arka yüzden de tekrar bir ilmeğimi aldım, bir doladım. İkisini birlikte ördüm. Dolamış olduğumuz ilmeği düz ördük. Bir doladım. İkisini birlikte düz olarak ördüm. Dolamış olduğumu düz ördüm. Bir doladım. İki ilmeğimizi düz örgü olarak ördüm. Bir düz ördüm. Bir doladım. İki ilmeğimi düz olarak ördüm. Dolamış olduğumuz ilmek düz. Boş olarak yanında dola. İki ilmeği birlikte düz ör. Bir düz, bir dola. İki ilmeği birlikte ör. Bir düz. Arka yüzden de yine sıra sonuna geldik. Bir düzüm ördüm. İkisini birlikte ördüm. Bir düz ördüm. Kenarda iki ilmeğimi normal bir şekilde ördüm. İkinci sırada bu şekilde. Üçüncü sıra ön yüzdeyiz. Ön yüze geçerken kenar ilmeklerimi aldım. Şimdi bütün ilmekler düz. Hiçbir işlem yok. Birinci model bu şekilde bitmiş oldu. Temelde de iki sıra düz yapmıştık modelimiz için. İkinci modelin zeminini hazırlıyoruz şimdi. Dört sıradan oluşan modelimiz ajürlü. Yelekler için, bulizler için şal yapabilirsiniz. İki şiş kolay ajurlu örgü modeli. Bir sıramı tamamen düz örgü olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimi düz örgü olarak ördüm değerli örgücüler. Bakın şöyle ajurlu çok cici bir model oldu. Şimdi arka yüzden bütün ilmeklerimizi ters örgü olarak örüp ikinci modelinde hazırlığını yapalım. Bütün ilmekler ters. Bu kadar kolay. Bir model 4 sıradan oluştu. İkinci modelin ikinci sırasını arka yüzden ters olarak örüyorum. İkinci modelin ön yüzüne geçtik. İkinci modelin de kurulumunu birlikte yapalım. Sonra vedalaşalım değerli örgücüler. Kenarda iki tane ilmeğimi yine bu şekilde ördüm. Bir doladım. İkisini birlikte ördüm. Bir düz ördüm. Bir doladım. İkisini birlikte ördüm. Modelde herhangi bir kaydırma yok. Üst üste gelen bir model. Bir düz ördüm. Bir doladım. İkisini birlikte ördüm. Bir düz ör. Şöyle göstereyim arkadaşlar iyice yakından. Bir dola. Hani burada böyle bu ikisini örerken sanki üst üste gelmiyormuş gibi görünür ama üst üste geliyor. İkisini bir ör. Düz ör. Bir dola. İkisini birlikte ör. İkinci sırayı da bu şekilde örüyoruz. Ardından aynı işlem. Sıramı tamamlıyorum. Sıra sonuna geldik. Bir doladım. İkisini bir ördüm. Kenardaki ilmeklerimi de ördüm. Ördükçe çoğalan, güzelleşen bir model tekniği değerli örgücüler.
çevirdik modelimizin arka yüzünü. İki tane ilmek bir arada görürken bunların kesileceğini anlayın. Dolamalar düz olacak. Hemen bir doladım. İkinci modelin son sırası. İkisini birlikte ördüm. Bir düz ördüm. Bir doladım. İkisini birlikte ördüm. Bir düz ördüm. Bir doladım. İkisini birlikte ördüm. Ankara'da ikindi ezanı. Allah kabul etsin. Arka yüzden de aynı şekilde ördük. Bir doladım. İkisini bir ördüm. Bir düz ördüm. İki kenar ilmek. Şimdi ön yüzden tekrar örgünüzü düz olarak 3. modelin zeminini hazırlayacaksınız değerli örtücüler. Ben birkaç sıra daha öreceğim. Videoyu görmeden önce modelin nasıl bir şey olduğunu göreceksiniz. Şurada da şöyle Nako Elite Baby ile hazırlamıştım modelimi. Burada da bu şekilde her renkte farklı güzel duran harika ajurlu bir örgü modeli. Hoşça kalın, kolay gelsin. Allah'a emanet olun.